Merhaba arkadaşlar, size bugün Nivo kurulumunu, Miran'ın okuluşunu göstermeye çalışacağım. Daha önce de bazı videolarımda bahsetmiştim ama uzun zaman oldu. Tekrarlayalım, kârımız olur, zararımız olmaz. Ne kadar görüntü alabiliyorum kafa bandıyla bilmiyorum da. Ben sehpamı kurdum, Nivo'muzun sehpasını. Şimdi şuradan Nivo'muzu alalım. Şimdiki şurada civatalı kısmı var Nivo'muzun. Onu şu aparatla sabitleyeceğiz. Dediğim gibi görüntüler çok iyi olmayabilir, kusura bakmayın. Şimdi şöyle bir durum var. Şurada bakın bir hava kabarcığımız var suyun içinde. Terazimiz bu. Şimdi onu terazimize getireceğiz. Bunu şuradan da görebiliriz. Bakın şurada da bir cam var. Oradan da görebiliriz. Bunu çok yeri bozuksa önce sehpamızın ayaklarından, sonra şuradaki dönen ayar ayaklarıyla suyumuzu bu çizginin, dairenin içine getireceğiz. Gösterebiliyorum umarım. Şu anda su o şeyin içinde, dairenin içinde. Göstermeye çalışayım size. Bakın o yuvarlağın içinde su, hava kabarcığımız. Dediğim gibi şuradan da görebiliriz onu. Ama kameranın açısı onu tam gösteriyor mu bilmiyorum. Tam belli olmayabilir. Şu anda Nivo'muz kuruluma hazır. Miramız orada. Şimdi miramız, daha önce de anlattım arkadaşlar. Bakın şu çizgiler tam olan çizgiler. Şöyle söyleyeyim. Burası 3.50. Şu beyaz kısım, kırmızıya kadar olan kısım 1 santim. 3.51. Şu kırmızı 1 santim. 3.52. Bu boşluk, beyazlık 1 santim. 3.53. Kırmızının üstü 3.54. Bu E'nin altı 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60. Bakın şu çizgi 3.60. Nivo bizim değil, firmanın. Olsaydı üstüne rakamlar da yazardım daha iyi anlayabilmeniz için. Mesela şurası da 3.70. Bu beyaz boşluk 1 santim, 3.71. Bu kırmızı da 1 santim, 3.72. Bu beyaz yine 1 santim, 73. Kırmızı 1 santim, 74. Şurası 75. Bu E gibi görünen harfler bir ters, bir düz E şeklinde. Bunların altları 5'ler. Burada tamlar. Mesela 360, 365, 370. 375, 380. Bunun gibi düşünün. Aslında okuması çok basit. Zor bir şey değil. Şimdi bazı videolarda kardeşlerimiz diyor ki ben şurasını anlamadım. Arkadaşlar bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Videoyu sardırın başa. Başınızda karşınızda öğretmen yok. Ya bir daha sormaya utandım diyecek bir şey yok. Videoyu başa sardırın. Bir daha dinleyin. Bir daha dinleyin yani. Bu elinizde olan bir şey. Bilgisayarın veya cep telefonunun başında kendi başından atsınız. Utanacak bir şey yok. Olabilir, anlamayabilirsiniz. Bunu başa sardırın. Bir daha dinleyin anlamadığınız yeri. Aslında çok zor bir şey değil. Şimdi kodlarla ilgili bir anlatıma geçelim. 364 şurası. Size daha önce göstermiştim Nivo Mirak Kurulu'nun, eski videolardan görebilirsiniz. 360, 61, 62, 63, 64. Şurayı gördük yani biz Nivo'da. Şurası da 65. Biz 64'ü gördük. Şimdi arkadaşlar, Nivo Mira'da okumalarda orantı terstir. Mesela benim kodum 364. Ben bunu 370 okuyorsam 6 santim derin olmuştur. Az okuyorsam yüksek olmuştur. Bakın okumam gerekenden.
Atıyorum 360, anlamanız kolay olsun diye söyleyeyim. Normal kotum 360 diyelim şurası. Eğer ben bunu 360'ın altında okuyorsam, başka bir yere tuttuğum zaman, aynı kotta gazıda, az okuyorsam yüksek olmuştur. Mesela 350 okuyorsam 10 santim yüksek olmuştur. 360 kotumdan fazla okuyorsam, 370 okuyorsam veya 380 okuyorsam, bu sefer de derin olmuştur. Çok okuduğun zaman derin, olması gereken kottan çok okuduğun zaman derin, az okuduğun zaman yüksek olmuş olur. Bunun prensibi bu. Okumanız gerekenden az okursanız, yani 360'tan az okursanız yüksek olmuştur kazı, 10 santim daha mesela kazılacaktır. Eğer fazla okursanız derin olmuş demektir. Olay bu. Şurada da yolun kenarında kanalımız var. Yolun sıfırından gelen. Bakın ben Nüvo'mu, Miram'ı oraya bir yere koydum rastgele. O paca olacak dedikleri yere, 2.40 açılacak dedikleri yere. Ben burayı 163 okuyorum. İşte görüntüyü tam yakalayamıyorum arkadaşlar. İster istemez çok hassas olduğu için kaçıyor. 163. Ne inecektik? 2.40. 163 ile 2.40'ı topladığımız zaman ne yapıyor? 3. Efendim mesela ne dedik? 163. 3, 4 metre 3 santim. Doğru mudur? Evet. 4 metre 3 santimi okuduğumuz zaman bizim ölçümüz yerindedir. Ama yine şöyle söylüyorum. Ben bunları tahmini yaptım. Bakın şu anda Miram'ı falan tutacak kimse yok. Ne okuduysam şimdi ben şurayı okudum. 163'ü okudum. Ne inmemiz lazım aşağıya? 2.40. 163, 2.40 daha 4 metre 3 santim yapar. Ama dediğim gibi ben orada tam yerine tutamadım. Mirayı yerine tutamadım. Kendi başıma olduğum için, tutacak kimse olmadığı için. Yani onu da şöyle göstereyim size. Nivo'da şurayı görürsek 4, 1, 2, 3. Bakın şurası 4. Kırmızıya kadar 1, 2, 3. Nivo ile okurken burayı gördüğümüz zaman kazımız kotunda demektir. İnşallah anlatabilmişimdir. İşi gözünüzde çok büyütmeyin arkadaşlar. Öyle ahım şahım içinden çıkılmayacak bir şey değil. Aslında basit. Hani ilk bakışta baktığın zaman detaylı gibi, karışık gibi görünen ama basit bir olay. Yani şimdi basit derken de illaki biraz da insanda bilgi birikim olacak. Öyle yani basit derken de yani şimdi yakasından tut, kimi getirirsen getir, yapan anlamında değil arkadaşlar. Bakın benim kanalım bu şekilde devam ediyor. Ne dedim? Şu 2.40. Bakın 2.45, 2.35, 1.95, 2.30, 2.17 olan yer var. 2.22, 2.55, tekrar 2.55 ve 1.40. Yani şimdi bu proje üstünden de biraz da çalışabilmek lazım. Çünkü size veriyorlar projeyi. Ölçülerimiz bu. Kazıyı bu şekilde yapın diyorlar. Buna çok mecbur musunuz? Değilsiniz. Anlamıyorsanız ilk önceleri yapmayabilirsiniz. Ama ben kendim yapabildiğim için, bu işleri iyi kötü anladığımız için ben kendim yapıyorum. Zamanla siz de geliştireceksiniz. İşte bazı şeyler anlattığım zaman hani arkadaşlar diyorlar ya, bu da çok basit yani, abartmana gerek yok. Bunda ne var? İşte basit yerleri de söylüyorum, zor yerleri de söylüyorum. Şimdi buna çoğu kişi baktığı zaman, anlamayan insan boş boş bakar. Nedir bu yani? Çizgiler var, üstünde rakamları var. İnsana öyle gelir ama ustalaştığınız zaman
Aynı şekilde siz de o kağıda öyle boş bakmayacaksınız. Baktığınızda bir şeyler anlayacaksınız. İşte biz bunun kolaydan başlıyoruz, zora doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Bakın arkadaşlar, buraya ile çalışıyorum. Bakın şuradan, bu kanalı ben buradan getirdim buraya. Birleştirdim. Sonra şuradan bu şekilde getirdik. Bakın şurada 250 demişler. Yüzeyden 250 aşağı inecekmiş kod. Burada kapının olduğu yer, şurası ilerisi. Oradan buraya geldim. Şimdi şu bacayı kazacağım birazdan. Ne demişler? 240. Yüzeyden 240 derin olacak. Bunlar buraya kazık çaktılar, demir kazık çaktılar. Bu 240'ı nasıl bulacağım? Şimdi onu da şöyle göstereyim size. Yer tam uygun olmayacak çünkü kazdığım yerin makine gerisinde. Şöyle bir sağlama yapacağım şimdi size anlamanız için.